Başkanlığı'na da bu kısa zamanda bize bu hazırlığı yetiştirdikleri için ve başlangıç aşamasındaki inşaat katkısında kabullerinden dolayı yine şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Öncelikle bir anlamamız gerekir ki, yani ismi böyle biraz uzunca da gelen böyle bir binaya niye, neden, niyet edildi? Hani dedik ya, BİMDER İdare ve Hafızlık Merkezi ve Aşevi. BİMDER İdare Merkezi farklı farklı, Allah razı olsun, ev sahipliği yapan BİMDER kuruluşumuza kardeşlerimiz olsa da farklı farklı yerler değiştirildiği için bir merkezileşme problemi ortadan kaldırılsın. Yani Allah'ın izniyle kıyamete kadar kalıcı Bozkır İmam Hatip Mezunları ve Gönülleri Dayanışma Derneği'nin sabit bir yeri, merkezi bir yeri olsun diye bu düşünüldü az kardeşlerim. İkincisi olarak yine hafız öğrencilerimizin, biz Bozkır İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa çalışma içinde de aslında kaldıkları ve okudukları yer var. Ama orada ilk başlayanlar, okullara gidip yurt olarak kullananlar ve aynı zamanda hafız öğrencilerimiz var. Biz kabul ediyoruz ki, samimi bir şekilde söylüyoruz aziz kardeşlerim, hepimizin evlatlarından hele hele Kur'an'la uğraşanlar altın ayarında değerlidir. Ama şunu da kabul edelim ki Efendimizin hadisinde müjdesi verilmek üzere hafızlığa çalışan öğrencilerimiz, hafızlık yoluna giren öğrencilerimiz altınlar içinde 24 ayardaki altın mesabesindedir. Dolayısıyla onların hem buraya teşviklerini yöneltmek hem de diğer binalardan, bak hafız olursan merkezi binada şehrin en görkemli yerinde, hani kaymakamlığın birkaç adım ötesindeki yere öğrenci olacaksın inşallah teşviğini de yapabilmek için BİMDER İdare ve Hafızlık Merkezi oldu. Üçüncü nokta az kardeşlerim, neden bir de aşevi var? Kıymetli kardeşlerim, din görevlisi mensupları olarak köylerimizi gezerken Bağyurdu köyümüze de uğradık. Orada Allah razı olsun ekibinden ve kendisine, Kemal Çelik abimizin önder olduğu, önce olduğu ve yaptırdığı Bağyurdu Vakfı'nın aşevi merkezi var az kardeşlerim. Biz orada biraz mahcup olduk. Neden? Sadece Ramazan'da iftar vermiyor oradaki bu kuruluşumuz. Peki ne yapıyor? Senenin 365 gününde ya ihtiyaç sahibi olduğundan dolayı fakr-ı zaruretten bulamayan kimselere yemek ulaştırıyor günlük. Yani hani amiyane tabirle her gün orada çorba kaynıyor. Fakat parası var ama yaşlı annemizin, teyzemizin, ninemizin gözü görmediğinden eliyi tutamadığından, efendim pazar ihtiyacını evine getiremeyen dedemizin, amcamızın o mahrumiyetini kırabilmek için gelebilenler oradan bakraçlarıyla, tabaklarıyla evlerine çorbalarını, yemeklerini götürüyorlar. Gelemeyenlere ise bir şekilde servis ediliyor. Yani Allah'ın izniyle hiçbir kimse aç ve açıkta kalmıyor. Rabbimiz de buyuruyor ki festebikul hayrat, hayırlarda yarışın. Dedik ki biz yani ilçe merkezi olarak köyümüzden geride mi kalalım? Biz çok geç kalmışız böyle bir ama böyle bir güzelliğe. Biz de bu işin besmelesini çekelim ve zaten niyetlenilen o merkezi binamıza aşevinde ekleyelim dedik. Dolayısıyla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli misafirler, hepiniz binamızın temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Hocam gerekli bilgileri verdiler. Allah nasip ederse inşallah bugün atacağımız bu binamızı
kısa zamanda hizmete sunmak bizim için en büyük bahtiyarlık olacak. Çünkü biraz önce Kur'an-ı Kerim tilavetini yapan bu öğrencimiz, bir tanıştığımızda 7. sınıfın sonunda tanışmıştık. O zaman ilk hafızlığa başlama konusunda bu öğrencimize başladığımızda okulda hafızlık yapılmaz, bu çok zor diyerek en yakın arkadaşlarımızdan dahi bu eleştirileri almıştık. Ama bizim inancımız şuydu ki başlayalım, başladığımız zaman hafız olamasa dahi ne kaybedeceğiz, bir görmüş oluruz diyerek bu işe başladık. Elhamdülillah semeresini görmüş bulunmaktayız. Kıymetli misafirler, inşallah bu binamızın, Allah razı olsun, biraz önce de Ahmet Hocam söylediği üzere isminin zikredilmesini arzu etmeyen muhterem abimiz, üyümüz bu binamızın kaba inşaatını üstlendi. İnşallah ince kalan kısmını da kısa zamanda faaliyete sokmayı arzu ediyoruz. Bizim en fazla üzerinde durduğumuz mesele, Allah razı olsun, belki şu an itibariyle değiştirmiş olduğumuz 6. 7. müftü, ben çalıştığım müddetçe hafızlık konusunda bu kadar hassas davranan, bu kadar titiz davranan bir müftü ile karşılaşmadık. Hocam, görev süresi dolduğu zaman buradan gidecekler. Biz şunu arzu ediyoruz. Seyit Hocam burada olduğu müddetçe bu süre zarfında hem kız çocuklarımız için hem de erkek çocuklarımız için hafızlık meselesini Bozkır'da inşallah halletmenin yoluna bakacağız. Ve biraz önce de hocam söylediği, o köylü olmakla da gurur duyduğum, elhamdülillah aş evini kazandırdılar. Bizim de en fazla ta derneğimizin kuruluşundan bu zamana gelinceye kadar hep düşüncemizde bir aş evi projemiz devamlı vardı. Allah'ın izniyle bu projemizi de burada gerçekleştireceğiz. Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك إلا قضيته يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا ربي şu mübarek günde, şu bereketli günde, şu cuma gününde, şu Ramazan gününde, şu kıymetli zamanda el açtık kapına geldik. Dualarımızı dergah izzetinde kabul ve karin eyle. Verdiğin bütün nimetlerden dolayı, bütün bu hayırlarda, bu hayırlı bir işte bizleri buluşturduğun için sana hamd ediyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de salat ve selam ediyoruz. İlahi ya Rabbi, bizlerin sıkıntılarından hayırlı çıkışlar nasip eyle. Evet. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Hadi ismi yetiştirdik be. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillah, Allahu ekber. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin.